Sevgili Ege Yön takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Özel İnsanlar Derneği'nin Sevgi İzi etkinliğinde beraberiz. Sevgili dernek başkanımız Aysun Tonel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz, merhaba Aysun Hanım. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz böyle bir etkinliğimize. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Tabii biz özel insanlar olarak kurulduğumuz günden bu tarafa özel kardeşlerimize, özel çocuklarımıza, özel annelerimize yüreklerine dokunmaya, onlarla birlikte dertlenmeye, onlarla birlikte mutlu olmaya çalışan bir derneğiz kısacık. Harika. Sevgi İzi etkinliğinizden biraz bahsedebilir misiniz? Sevgi İzi dövmeleri yapılıyor bildiğim kadarıyla şu anda. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Sevgi İzi aslında Müge Anlı'nın bir projesidir. Sizlerin aracılığıyla Müge Hanım'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Bizleri Sevgi İzi ile buluşturduğu için. 2017 yılında derneğimiz kurulduğundan bu tarafa Sevgi İzi'ni her yıl bu şekilde etkinliklerle özel kardeşlerimize, Alzheimer hastalarımıza yaptırmaktayız. Tabii dediğim gibi asıl duayını Müge Anlı bu projenin. Sevgi İzi'nde zihinsel engelli, Alzheimer, kısacası kendisini ifade edemeyen engelli kardeşlerimizin, engelli annelerimizin, babalarımızın kaybolduklarında kendilerini bulabilmeleri için gerçekten de birçok da bu konuda da örnek var televizyonlarda. Kaybolan kardeşlerimiz en son Deniz Acıpayam'da da böyle bir şey olduğunda yıllar önce Sevgi İzi ile. Bu şekilde bulunmasına yardımcı olan bir proje. 2017'den bu taraf her yıl pandemi süreci her yıl yaptırdık biz bunu. Aracı olduk diyelim daha doğrusu. Şu ana kadar elimizdeki tuttuğumuz dokümanlarla birlikte 500 kişiye Sevgi İzi yaptırdığımızı görüyoruz. Yıl yılda bu etkinliklerimiz yine devam edecek. 5 yıldır yaptırıyoruz burada. Biz aracıyız. Daha inşallah nice 5 yıllara. Bu arada bugün 14 Şubat. Evet. Aslında biz bugün sadece Sevgi İzi demedik. 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Sevgi Engel Tanımaz Müge Anlı ile Sevgi İzi olarak programımıza adlandırdık bugün. Bu arada bu programda bizlere gerçekten destek veren, sponsor olan Ege Yön TV'ye sizlere çok teşekkür ediyorum. Taçev Fatma Hanım'a sahibine çok teşekkür ediyorum. Bizlerin sponsorları. Allah razı olsun onlardan. İnşallah burada bu etkinliği hep birlikte yapacağız. Yüreklere dokunacağız, eğleneceğiz. Onlarla birlikte olmaya çalışacağız. Harika. Özel İnsanlar Derneği olarak Sevgi İzi'nin dışında başka ne gibi etkinlikleriniz, faaliyetleriniz var? Biraz bahseder misiniz? 2017 yılında kurulduk. 2017 yılında kurulduktan 6 ay sonra ilk projemiz bakanlık engellere aşmaya hazırım projemiz İçişleri Bakanlığı'ndan onaylandı. Bir yıl o projemizde çalıştık. Ondan sonra Avrupa Birliği projemiz onaylandı. Yerel yönetimlerle kamudaki engellilerin kanunları ile ilgili bir çalıştaydı 2 gün boyunca. Daha sonra İşgür projesi vardı. Bu İşgür projesiyle birlikte de tekstil üzerinde dikiş makinesi kursu açtık. Ve bu kursun bitiminde de şu anda yeni bir projeye hazırlanıyoruz. İnşallah buradaki arkadaşlarımızın çoğu istihdam yaratılacak. 2 kategoriye aldık biz burada. Engelli kardeşlerimiz, özel kardeşlerimizi ve bir de kadına şiddet mağduru kardeşlerimizi aldık. Bu kardeşlerimiz istihdam yaratılacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz ve istihdamla yönelik olunca da bir tekstil üzerinde inşallah görmüş olduğumuz, almış olduğumuz kursun devamını getirmeyi planlamaktayız. Bu bakanlık onaylı projemiz. Bunun dışında da 48 tane sosyal etkinliklerimiz var bizim. Biraz bahsedersiniz. Bir iki tanesinden örnek vereyim. 2017 ilk yaptığımız etkinliklerden bir tanesi 1 dakika engelli olur musunuz dedik. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda. Daha sonrasında kaldırımlar sizin olsun.
caddeler bizim dedik, kaldırımlara park edilen araçları, bununla birlikte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Cezayı meclise sundu ve ceza işlemi var şu anda. Bunun dışında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 10-16 Mayıs Engeller Haftası, birçok etkinliğimiz ve en güzellerinden bir tanesini söyleyeyim. Biz her yıl toplu yemek veriyoruz ama bu toplu yemek adı altında bir yıl düğün yapıyoruz engelli kardeşlerimize. Bir yıl sünnet. Geçtiğimiz 25 Aralık'ta sünnet eğlencemizi düzenledik. Ve sünnet eğlencemizde 30 tane engelli çocuğumuzun, bir ailenin çocuğuna nasıl bir sünnet merasimi yapıyorsa aynı o şekilde eğlenceli, sazlı, sözlü, sanatçılı, yemekli, dış çekimli, bu şekilde düğünlerimiz de aynı. Ya başta da dediğim gibi gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Evet. İnşallah evet. Dokunabiliyoruzdur da. İnşallah onların dertleriyle dertleniyoruzdur da. Ben hep şunu söylüyorum. Lütfen özel insanlara yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle ve sizlere benzeyen yanlarıyla görün diyorum. Efendim çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, bilgilerinizden faydalandığımız için. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim burada olduğunuz için. Evet Yeter Hanım, bir de sizin fikirlerinizi alalım. Şimdi bugün Sevgililer Günü. Biz dedik ki sevgi paylaşıldıkça çoğalır. Sevgi izini de bugün yapalım. Aysun Hanım'la bugün karar verdik. Aysun Hanım'ın derneği var, Özel İnsanlar Derneği. Ben de onun her zaman gönüllü dostuyum. Artı benim kendimin de Down sendromlu çocuğum var. 14 yılda gönüllü olarak Denizli'deki özel çocukların hepsine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Seviyorum. Onlarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Onun için de bu sevgi izini duyduğumuz, biz 3-4 sene önce de yaptırmıştık. Fakat pandemi girince ara verdik. Çok birikti. Bugün aşağı yukarı 60 kişiye sevgi izi yaptıracağız. Bu sevgi izinin de amacı, ola ki çocuklarımız, Alzheimer'lı, yaşlısı, yaşı önemli değil, yolda belde kaybolduğu zaman bu numaradan ulaşılıp çocukların eve teslim edilmesi. Çok güzel. Bunun tek amacı bu. Böyle bir güzel etkinliği de biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burası bir gönül dostu işi. Herkes gönüllü olarak burada çalışıyor. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Onun için herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır. Bunu unutmayalım. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgi izi yaptırdınız mı kendinize? Yaptıracağım ben de. Bugün yaptıracaksınız. Evet. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi alalım. Ben bu konuda gerçekten çok özel bir durum bu. Bütün engelli kardeşlerimize örnek olmak için bizler yaptırıyoruz zaten. Özellikle kendini anlatamayan kardeşlerimiz var, teyzelerimiz var, annelerimiz var. Alıp başlarını gidiyorlar. Aileler zor durumda kalıyor ve bayağı bir kayıp vakaları meydana geliyor ve bulunamıyorlar. Başlarına iş geliyor. Bu sevgi izi çok gerçekten mükemmel bir olay. Her zaman destekliyoruz. Dernek olarak da destekliyoruz. Müge Anlı'nın bu projesini her zaman destekliyoruz. Müge Anlı da bizleri destekliyor. Burada Denizli'deki ayağı biziz. Onun için herkesi gerçekten çok seviyoruz. Bütün engelli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman yanlarında olacağız. Her zaman etkinlikler düzenleyeceğiz inşallah. Bir dahaki sefere daha büyük gruplar halinde, pandemi nedeniyle fazla kalabalık alamadık. Yeterli sayıda fazla çoğalamadık. Bir dahaki sefere daha fazla alacağız. Çok talep var. Yerimiz dar olduğu için biraz kısıtlı yaptık. Onun için inşallah en kısa zamanda yeniden tekrarlayacağız bu etkinliği. Çünkü çok ihtiyaç var ve çok talep var. Efendim çok teşekkür ederiz. Rica ederiz, rica ederiz. Bu yapacak. Dövmenin üzerine öyle sürtme yapmayacak. Bu da sadece bir